45 TL'ye oyuncu mouse'u alınır mı? Bugün konumuz bu. Şimdi biliyorsunuz dolar olmuş 9. Fiyatlar uçmuş, tavan yapmış. Bugün A101'e 45 TL'ye böyle bir mouse geldi. Markası Piranha ve modeli de X7 Gaming mouse olarak geçiyor. Bugün orta halli bir oyuncu mouse almaya kalktığınızda en az 200-250 TL'den başlıyor fiyatlar. Ama burada 45 TL'lik ucuz bir versiyon karşımıza çıkıyor. Bu mouse alınır mı? Gelin şimdi birlikte bakalım gerçekten alınır mı, alınmaz mı? Şimdi hemen incelemeye geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz aktüel ürünlerdeki fırsatları veya indirime giren fırsatları yakalamak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın diyelim. Eğer yetişirse de yarın bir video yayınlayacağım. O videoda çekilişli bir video olacak. Onu da kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu mouse'la birlikte klavye ve kulaklık da geldi A101'lere ve gerçekten indirimli fiyatlardan, uygun fiyatlardan satılıyorlar. Ben kulaklığı da aldım ancak klavyeyi bulamadım. Klavyeyi o yüzden alamadık. Kulaklığın da incelemesi geliyor olacak. Bu videodan sonra onu da yayınlayacağım. Bu da benim için bir ilk olacak. Çünkü bir gün içerisinde iki farklı video yayınlamış olacağım. Ona da üst tarafta çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi önce kutulamaya geçtiğimizde kutulama 45 TL'ye göre benim beğendiğim bir kutulama oldu. Çünkü şöyle baktığınız zaman açılabilen bir kapak var ve buradan mouse'umuzu görebiliyoruz. Ve aynı zamanda siyah kırmızı renklerini ben seviyorum. En sevdiğim iki renk. Kutu tasarımı da bu şekilde benim hoşuma gitti. Şöyle arka kısmına baktığınızda da burada detaylarını görüyorsunuz. Ama burada bir sorun var. Ne sorunu var? Şöyle baktığınız zaman kutunun hiçbir yerinde koruma bantları, güvenlik bantları yok. Bu da ne demek oluyor? Yani bu ürün daha önce açılıp kullanılmış olabilir. Ben bunu bilemem. Burada koruma bantlarının olması gerekiyor. Dediğim gibi kulaklığı da almıştım ben. Kulaklığa baktığınız zaman mesela burada koruma bantları var. Bu demek oluyor ki bu ürün daha önce hiç açılmamış. Ama burada öyle bir sorun mevcut. Bu aklınızda bulunsun. Hemen kutuyu açalım. Ürüne geçelim. Bu arada ben de sizinle birlikte ilk defa açıyorum. Sizinle birlikte deneyimleyeceğim. O da aklınızda bulunsun. Yani uzun süre kullanıp test etme şansım olmadı. Ben de bu sabah aldım. Ürünümüz kutu içerisinden bu şekilde çıkıyor. Hemen bu kutudan da bunu kurtaralım ve bizleri bu şekilde karşılıyor. Şimdi baştan söylemem gerekiyor. Ben bu tarz tasarımlardan nefret ediyorum diyebilirim. Hiç sevmediğim bir tarz bu benim. Ama 45 TL'ye de bu oluyor yani. Allah Allah Allah. Bir de kutu içerisinden şöyle bir garanti belgesi, kullanım kılavuzu çıktı. Bu da bayağı büyükmüş yani. Bunu artık siz kullanırsınız. Şimdi şöyle kutunun şurasına baktığınızda burada e-spor için olduğu yazıyor. Ama 45 TL'ye nasıl bir e-spor yapacaksınız bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi ben ürünü incelemedim, kullanmadım. Detaylarına da hiç hakim değilim. Sizinle birlikte bakacağım, sizinle birlikte test ediyor olacağım. Mouse'un üzerine baktığımızda toplamda 7 tane tuş olduğunu görüyoruz ama ben bir driver olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tuşların üzerine ekstra atamalar muhtemelen yapamıyorsunuz ve default olarak gelen şekilde kullanabiliyorsunuz. Mouse'un kablosuna geçtiğimizde şöyle örgü yapıda bir kablo olduğunu görüyoruz ve mavi siyah renklerde kablo yine idare eder. Ben mouse'larda örgü yapı sevmiyorum biliyorsunuz çünkü ağırlık yapıyor. Yine USB ucumuza baktığımızda klasik tip A uçlu bir USB ucu bizleri karşılıyor. Şöyle kablonun uzunluğuna bakıyorum. Bir metreyle ölçme şansım yok ama yaklaşık 1,5 ya da maksimum 1,6 metrelik bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Ama 1,8 değil büyük ihtimalle. 1,5 metrelik kablo da 45 TL civarında idare eder. Şimdi hemen bunu bir bilgisayarımıza takalım. Aydınlatmaları nasıl? Evet, kabloyu taktım. Mesela normalde ben kameranın önüne kadar mouse'u uzatırım. Ama burada uzatamıyorum çünkü kablo kısa. O yüzden bir uzatıcı ekleyeceğim buraya. Bu arada bu ürünün sıfır olarak yani indirimli olmayan fiyatı 65 TL'den başlayıp 80 TL'ye kadar satılıyor. Yani A101'de 20 TL'lik bir indirim olduğunu söyleyebilirim. 20-25 TL civarında bir indirim mevcut. Şimdi şöyle aydınlatmalarına baktığımızda burada bir tane aydınlatma olduğunu görüyoruz. Yine onun haricinde şu yan taraflarda aydınlatmalar var ama bu aydınlatma hiç homojen değil. Yani özellikle şu üst taraflara baktığınızda ön kısımlarda yanmıyor. Sadece arka taraf yanıyor. Bunun haricinde bu yan tarafta da bir aydınlatma olması lazım. Ancak yine uç kısımlarda aydınlatma neredeyse bulunmuyor diyebilirim. Bunun haricinde şu üst kısımda bir DPI tuşumuz bulunuyor. DPI'mizde 4 kademeli ayar bulunuyor. 800, 1200, 1600 ve 2400 DPI olmak üzere toplamda 4 farklı kademe bulunuyor. Bunun haricinde switchlerimize baktığımızda da hangi marka switch olduğunu bilmiyorum ama 8 milyon tıklamaya kadar ömür vaat ettiği yazıyor. Kutu üzerinde benim şurada dikkatimi çeken bir tuş bulunuyor. Bu double click tuşu. Bu size özellikle FPS oyunlarda işinize yarayabilir. Bunun olması bence güzel bir artı. Yani 45 TL'lik bir mouse'da ekstra bir double click tuşunun bulunması güzel. Yine mouse'un şöyle yan tarafına baktığımızda burada iki tane daha tuş bulunuyor. Bunlar da web sitelerinde gezerken ileri geri gitmenizi sağlayan tuşlar. Dediğim gibi bunlara bir atama yapılmıyor. Aklınızda bulunsun. Mouse'un switch kısmında da bir aydınlatma bulunuyor ama öyle homojen bir aydınlatma değil. Yani aydınlatma seviyesi olarak bakacak olursak ben mouse'a 10 üzerinden 4-5 anca veririm. Aydınlatmaları pek iyi değil açıkçası. Ergonomik olarak bakacak olursak şöyle mouse'u tuttuğunuzda eliniz tam olarak mouse'a oturuyor. Ergonomisi iyi diyebilirim. Ama tasarım olarak ben beğenmedim. Özellikle şu kısım mesela parlak tutulmuş. Burada parmak izleriniz çok fazla net bir şekilde kalıyor ve güzel bir hoş görüntü oluşturmuyor. Onun haricinde üst taraflara baktığımız zaman buralar mat. Yine alt kısımlar da mat ve parmak izi bırakmıyor. Mouse'un arka kısmına baktığımızda da 3 tane toplamda burada SCATES olduğunu görüyoruz ve burada da sensörümüzü görüyoruz. Sensör hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Sensörün ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama alt kısmına baktığımızda model 7635 Gaming Mouse yazıyor. X7 Gaming yazıyor yine yan tarafında ve Made in PRC, yani Çin'de üretilmiş bir mouse. Evet, mouse genel olarak bu şekilde. Yani 45 TL'ye alınır mı? Ben henüz oyun testi yapmadım. Detaylı bir incelemem olmadı ama şöyle baktığım zaman malzeme kalitesi çok kaliteli değil. Ama fiyatımız da bayağı uygun yani. Eğer hani ışıklı bir mouse'um olsun istiyorsanız, ışığı da yeterli bir ışık seviyesi değil ama şöyle baktığınız zaman bir aydınlatma sağlıyor. Bütçeniz çok yoksa, klasik ofis mouse kullanmak istemiyorsanız, böyle biraz daha işte gösterişli, biraz daha ışıklı olsun istiyorsanız alınabilir. Ama hani performans tarafında dediğim gibi deneyimlemedim ama ben çok da bir şey beklemiyorum bu üründen. Yani 45 TL'yi muhtemelen hak eden bir performans verecektir ama sizi uzun süre götürecek, uzun süre performanslı bir şekilde, mutlu bir şekilde kullanmanızı sağlayacak bir mouse değil büyük ihtimalle. Bu tarz aktüel ürünlerin incelemelerini istiyorsanız videoya like atarak ve yorum yaparak bana belli edebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse yine like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun, bildirimleri açın ki bu tarz fırsatlardan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda da dediğim gibi kulaklığı inceleyeceğiz. Hemen üst tarafta çıkan kartı tıklayarak ona ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Bay bay.